Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir ve umarım evdesinizdir. Bugün içerik yetiştiremediğim için her YouTuber'ın yaptığı sohbet edelim, biraz şundan, biraz bundan, kahve adı altında çektiği videolardan bir tanesini çekeceğim. Çünkü içerik hazırlayamadım. Çok yoğun bir haftaydı benim için. Umarım daha faydalı, daha güzel ve dişe dokunur videolarla karşınızda olduğum günleri de görürüz diyorum ve bugün sohbet edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum ama bunu ayrı bir videoda da bahsetmek istiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Umarım söylemem videoda yani. Söylemek istemiyorum ama sanırım söyleyeceğim. Evet. Çayınızı, kahvenizi, ice coffee'nizi, ice latte'nizi, ıhlamurunuzu, bitki çayınızı, oraletinizi, limonatanızı aldıysanız videoya geçelim. Biraz sohbet edelim. Şimdi aldığım bir tane karardan bahsetmek istiyorum. Biraz zor bir karar. Umarım bana eşlik edenler olur aranızda. Yarından itibaren, yani siz bu videoyu izlerken, şu an ben bunu dün çekmiş oluyorum yani siz izlerken. Yarından itibaren şekersiz beslenmeye karar verdim. Ama sürekli değil. Yani şu an sadece denemek istiyorum. Bir hafta boyunca şekersiz beslenirsem ne olur? Çünkü şu an yüzümde sivilceler var ama yüz güzelleştirici açık olduğundan siz bunları görmüyorsunuz. Makyaj yapmadığım için evet böyle bir stikilim var. O yüzden bunu kullanıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Buralarımda çok fazla sivilceler oluşmaya başladı. Ve normalde ben çok böyle paketli gıda tüketmiyorum. Biliyorsunuz 3 yıl falan oldu neredeyse. Şekeri de aslında çok fazla tüketmiyorum. Ama son zamanlarda biraz fazla tüketmeye başladım. Ve bunun dışında biraz da stresli olduğum bir dönemdeyim. O yüzden sivilcelerim tekrar yükseltmeye başladı. O yüzden şekeri bırakmayı düşünüyorum. Yani bırakacağım. Bir hafta boyunca bırakacağım. Siz de bana eşlik edebilirsiniz. Hatta Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Her gün neler yaşadım, neler yedim, neler içtim göstermeye çalışacağım. Ama tabii ki çok sorumluluk sahibi birisi olmadığım için benden şey beklemeyin yani. Bütün yediğim, sabah şunu yedim, akşam şunu yedim gibi bir şey beklemeyin. Her zamanki gibi hiçbirini yapamayacağım muhtemelen. Ama yine de Instagram'dan takip ederseniz güzel olur. Fena olmaz diye düşünüyorum. 3 yıldır minimalizm diye geziyorum ortalıkta. Son bu pandemiyle birlikte minimalizm falan kalmamış. Yani minimalizm şöyle eşyalarının hepsini attım, işte kullanmadığım hiçbir şey yok hayatımda ve bundan sonra minimalistim ben okey gibi bir şey değil, bir yaşam felsefesi. Yani sürekli devam etmen gereken bir şey ve son 8 aydır falan hiç alakam yok yani minimalizmle. Yani alakam yok derken şöyle hunharca gidip alışveriş yapmıyorum. Çok param olsa da hunharca gidip alışveriş yapmam çünkü fazlalık geliyor, yoruyor beni. Fazla şeyler çok yoruyor. O yüzden minimalizmden kastım şu. Kıyafet atmayı bıraktım. İşte kullanmadığım eşyaları birilerine vermeyi bıraktım. Ya da mesela önceden çok fazla kitap alıyordum. Bu benim için bir sorundu. Hatta o minimalizmin doruklarını yaşadığım zamanlar bile kitaba hayır diyemiyordum. Şu an kitap okumadığım için doğal olarak bu sorunu da halletmiş oldum. Ama birçok yerde minimalizmin eskisi kadar etkili olmadığını görüyorum ben de. Bu yüzden tekrar başlayacağım. Tekrar minimalizmle ilgili bir video çekeceğim ve silmem gereken, toplamam gereken, atmam gereken, kurtulmam gereken şeylerden bahsedeceğim. Eğer daha önceki videolarımı izleyip bir türlü harekete geçmediyseniz ya da siz de yıllar önce minimalist olup bir türlü tam olarak minimal bir hayata geçemediyseniz benimle birlikte geçebilirsiniz. Yani umarım geçebiliriz. Ben de şimdi evimde ihtiyacım olmayan, kullanmadığım eşyaları başka birine vermeyi ya da işte bağışlamayı düşünüyorum. Minimalizmin amacı çöpe atmak değil. Zaten bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Hani kullanmadığımız eşyaların bir işe yaramasını hedefliyoruz ya. O yüzden çöpe atmak çok mantıklı bir seçenek olmayacak doğal olarak. Bu arada şu ana kadar bir ay geçecek neredeyse. Yeni yıl hedeflerimi harika bir şekilde ilerletiyorum. Mutlu olacağım bir iş buldum. Söylemeyeceğim. Buldum. Söylemiyorum. Bir sonraki videoda söyleyeceğim. Çok zor. Mutlu olacağım bir iş buldum. Bu beni aşırı mutlu ediyor. Minimalizmle ilgili küçük küçük adımlar atmaya başlıyorum. Ayda 2 kitap okuyacağım demiştim. 2 kitap okudum şu an. Bundan da bahsetmek istiyorum. Daha önce okuyanlarınız varsa sevme sanatını aşağı yorum yapsın, tartışalım, Instagram'dan bana yazsın. Kitaba bayıldım. Ben bunu ikinciye okuyorum bu arada. Önümüzdeki ay Aygül'le birlikte bunun tartışmasını yapacağız kanalda. Buradan da bunu söylüyorum ki olur da
önümüzdeki ay Aygül kitabı okumamış olursa ben artık başına ekşimeyeyim, siz ekşiyin, siz deyin hayırdır kitabı okumadın mı diye. O yüzden buradan böyle bir atıfta bulunuyorum. Yani sorumluluk yüklüyorum Aygül'e şu an aslında. Rahatsız edici bir durum. Her ay 10 film izleyecektim. Şu an 8 film falan izledim sanırım. 7 ya da 8 film izlemiş olmam lazım. Ve yaklaşık 10 gün falan var daha ayın bitmesine. O yüzden muhtemelen 10 filmi de bitireceğim. Yani şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Ve 20 gündür gerçekten her şey kontrol altında. Bunu nasıl yaptığımı bir videoda gerçekten anlatacağım. Çok 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 zorlandım. Çünkü her şeyi salıp böyle her şeyi boş vermiş bir şekilde bitirdiğin bir yıldan sonra bir anda her şeyi toplaman çok zor oluyor. Eğer siz de böyle bazı alışkanlıklarınızın köreldiğini görüyorsanız ya da eskisi gibi yapmadığınızı görüyorsanız takipte kalın. Video ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Çünkü çok sorumluluk sahibi bir insan olduğum için bilemiyorum. İnşallah gelir bir gün. Kahvemizi içelim. Çok mu konuştum? Yo, bakayım 6 dakika. Bu arada çok aslında sesimden dolayı çok rahatsızdım. Hastayım. Sesim böyle çatallı çatallı çıkıyor. Şu an çok konuştuğum için fark edilmiyor olabilir ama öksürmeye başlıyorum istemsiz bir şekilde ve hunharca yarınlar yokmuşçasına öksürüyorum. Neyse umarım bu videoda gerçekleşmez bu. Ay. Bu şekilde yani son 20 gündür bunları yapıyorum ve hayatımda bu tarz değişiklikler oldu. Siz neler yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Aşağı yazabilirsiniz. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Neler izliyorsunuz, neler okuyorsunuz. Bir tane eğitime katıldım. Motivasyonla ilgili bir eğitimdi. Yani ben katılmadım. Aygül benim için onu bana hediye etti. Aldı bu eğitimi bana. O kadar güzel, o kadar tatlı insanlarla tanıştım ki umarım bir gün onları burada paylaşabilirim. Instagram'dan takip edin çünkü yakında efsane bir çekiliş geliyor. Efsane bir çekiliş geliyor. Bunun için de çok heyecanlıyım. Allah'ım her şeye heyecanlanan bir kız gibi gözüküyorum ama gerçekten şu an hayatımda her şey istediğim gibi gidiyor. O yüzden mutluyum. Çok konuştum. Şimdi ben gidiyorum. Bu videoyu editleyeceğim. Yarına yetiştireceğim. Yarın atıyorum. Sizi çok seviyorum. Böyle bir videoya maruz kaldığınız için hepinizden özür dilerim. Umarım daha güzel, daha dişe dokunur, faydalı videolarda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz içerikler varsa aşağıya yazın. Ama yazarken lütfen slime videosu ya da oyun videosu gibi şeyler yazmayın. Biraz hani benim kanalımı takip eden insanlar yazar. Çok sevinirim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.